Merhabalar. Dış politika artık eskisi kadar dışımızda değil. Bayağı bir hayatımızın içinde, iç politikayı da çok etkiliyor. Peki sokaktaki insan dış politikayı nasıl algılıyor? Dış politika ile ilgili konuştuğumuz konularda sıradan insanların ya da halkın görüşüne bu konuda oldukça enteresan bir araştırma yayınlandı çok kısa bir süre önce Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı araştırma ve onunla ilgili belki manşetlere rastlamışsınızdır işte halkımızın önemli bir bölümünün %44'ünün S400 füzelerinin alımını desteklemesinden tutun Orta Doğu'da Türkiye'yi en etkili ikinci ülke göstermesine kadar ya da Türkiye'yi ağırlıklı bir yüzdeyle İslam ülkesi ya da Doğu ülkesi olarak tanımlamasına kadar pek çok ilginç konu vardı. Şimdi bu e, araştırma e, ekibinden değerli bir konuğumuz var. Kadir Has Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mustafa Aydın hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Arkadaşlar. Nasıl bir araştırmaydı? Önce kısacık bir bilgi, ondan evet. sonra tek tek gidelim. E, sonunda da programın e, birkaç dış politika konusunu size e, sormak istiyorum. Tamam, biz e, bu araştırmayı beşinci kere yapıyoruz. Biz beş yıldır yapıyoruz ve. Ee, esas hedefimiz halkın e, Türk dış politikası ve dış politika ile al, e, alakalı konularda algısını ölçmek ve bunu bir eğilim trend olarak ortaya koymak. Bu yıl araştırma e, 27 Mayıs-20 Haziran arasında yapıldı. E, Türkiye nüfusunu temsil eden 26 ilde 1000 kişiyle yüz yüze yani görüşme yöntemiyle yapıldı. E, dolayısıyla 5 e, yılda da yayılan bir e, veri elimizde olduğu için. Bizim bir başka araştırmamız da 10 yıla yayılıyor. Bu ikisini birleştirdiğimizde aslında güzel bir veri seti elde edip halkın zaman içinde değişen tercihlerini de ortaya koyabiliyoruz. Evet ilginç. Şimdi bazılarını sadece ben değinip geçeyim bazılarıyla ilgili görüşlerinizi soracağım. Baştan bir belki çoğumuzun bildiği bir şey orada da var dış politika haber kaynakları aslında genel olarak Türkiye halkının e, haber kaynağı burada da çıktığı gibi televizyon başlıca kaynak %87,4'le televizyon sonra kavramlarla ne kadar tanışık diye bakılmış işte S400 Patriot, <laughs> e, İdlib, Münbiç vesaire Şimdi daha sonra belki görüşünüzü rica etmek istediğim bir şey var. Türkiye dış politikasında en önemli mesele nedir diye çeşitli evet, seçenekler var. Evet. Ve orada öne çıkan ABD ile ilişkiler. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler. Bu geçen sene böyle değildi. Geçen sene Suriye sorunu birinci sırada önemli bir mesele gözüküyordu. Ondan önceki sene de öyleydi aslında. Ee, yine geçen sene İsrail ile ilişkilerin gergin olduğu bir dönemden geçiyorduk. O ikinci bir ikinci sıraya gelmişti. Üçüncü sırada da terörle mücadele vardı. Diğerleri daha aşağıdaydı. Şimdi bu sene baktığınızda ilk 4-5 konuya baktığınızda birinci sırada tabii Amerika ile ilişkiler çok kapsamlı bir oranda %20'nin üzerinde %21'e yakın bir oranla birinci sırada çıkmış ama ondan sonrakilere bakınca sınır ötesi terörle mücadele Suriye'deki iç savaş, Suriye'de YPGP'de PYD varlığı. Bütün bunlar aslında bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile de bağlantılı veya Türk-Amerikan ilişkileriyle de bağlantılı. O çerçeveden bakınca aslında çok halkın genel olarak kafasının Türk-Amerikan ilişkileriyle çok meşgul olduğu anlaşılıyor. Aslında bu şaşırtıcı değil, siyaset de büyük ölçüde bununla meşgul. Akademisyenler de şu ara büyük ölçüde bununla meşgul. Ve medyada. Abiyle. Ve medyada tabii doğal olarak. Ee, enteresan bir şey benim en çok dikkatimi çeken birkaç şeyden biri demin de kısaca bahsettim. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl bir devlet olduğunu soruyorsunuz ve seçenekler arasında İslam işte kendine özgü bir ülke, Ortadoğu ülkesi, Avrupa evet. ülkesi vesaire. Onu bir açıklar mısınız? Ne çıktı galiba o ilginç bir konu. Şimdi bir kere biz kendine has özellikleri olan bir ülkedir şıkkını bu sene ekledik. Daha önceki Hı -hı. yıllarda bu yoktu o yüzden bu seneki rakamlar biraz daha bozulmuş rakamlar. Ee, ama yine de e, baktığınızda uzun yıllara yayılan bir trendle aşağı yukarı 2015'ten bu yana kadar e, genel olarak her yıl Türkiye'nin bir İslam ülkesi olduğu algısı e, birinci sırada çıkıyor. E, onu e, sıklıkla Avrupa ülkesi veya Ortadoğu ülkesi bu ikisi birbiriyle yer değiştirerek geliyorlar. E, bu sene işte Türkiye kendini has bir ülkedir diye koyunca e, o ikinci sıraya yükseldi hemen bunu da bilerek koyduk. Çünkü başka, başka tür sorularda örneğin Türkiye dış ilişkilerinde kimseyle işbirliği yapmasın, uh -huh. tek başına hareket etsin diyenler her zaman bir %17, 20 gibi bir kitle orada hep yani. çıkar. Biz bunlara yalnız kurtlar diyoruz. <laughs> Türkiye tek başına e, uluslararası ilişkilerinde istediğini yapsın havasında olanlar. E, bunu test etmek için bu soruya bu şıkkı ekledik ve nitekim orada ikinci sırada da o çıktı. Avrupa dörtte yanlış hatırladın. E, Avrupa üçüncü sırada bu sene. Ortadoğu ülkesi olmak dörtte. E, hani birbirine çok yakın. E, Hı -hı. Bu tabi bizim başka çalışmalardan da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Onu da akılda tutmak gerekiyor. Halk bazen tersinden bunları yorumlayarak değerlendiriyor. Başka tür sorularda biz iç politika ile ilgili anket yaptığımız bir başka çalışma da var. Orada insanlar genellikle endişe ettiklerini söylüyorlar. Mesela bakıyorsunuz CHP tabanında Türkiye'nin Ortadoğu ülkesi olduğu algısı daha yüksek çıkıyor. AKP tabanında Avrupa ülkesi olduğu algısı daha yüksek çıkıyor. Yani bu kendi tercihlerinden ziyade Türkiye yeterince Avrupalı değil, yeterince Orta Doğulu değil ya da fazla Orta Doğulu, fazla Avrupalı gibi bir algının yansıması olarak beliriyor. Anladım. Bir başka konu dış politikayı kim belirliyor konusunda net evet. bir şekilde Cumhurbaşkanı <gülüyor> önde. <gülüyor> evet. Şimdi ondan sonra geleneksel, bu tür araştırmaların geleneksel sorusu var. Dost ülkeler ve düşman <laughs> ya da sizin değişinizle <laughs> tehdit oluşturan evet, evet. buradaki durum ne bir değişme var mı son yıllarda? Ee, yani çok ciddi bir değişme yok aslında e, tehdit oluşturan ülke dediğinizde bir ve ikinci sıra Amerika ve İsrail'de evet. bunlar da yer değiştirirler. E, fakat bu sene tabii enteresan bir şey Amerika'nın tehdit olması algısında e, neredeyse 20 21 puanlık bir artış var ve zıplama söz konusu ve bunu bir de uzun dönemli trende bakarsanız 2015'te 35'ti bu. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 81'i vatandaşın Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye tehdit oluşturduğunu düşünüyor. E bu çok yüksek bir oran. Yani bunu herhalde sadece Türkiye'deki siyasilerlerin değil karar vericilerin, değil, Amerika'daki karar vericilerin de bunu herhalde dikkate alıp düşünmesi gerekiyor. İkinci sırada İsrail yüzde 71, 10 puan gerisinde. Ondan sonra gidiyor. Baktığınızda dikkat çeken bir unsur ilk 5'te 4 batı. İsrail'i de batının bir parçası diye düşünürseniz. Dört batılı ülke var. Ondan sonra araya bir Ermenistan girmiş. Enteresan bir başka şey Hindistan dahi, biz bu sene Hindistan'ı da koyduk. Hindistan dahi halkın yüzde 34'ü tarafından tehdit olarak görülüyor. Yani Türkiye'ye tehdit algılayan bir ülke. Enteresan, neden acaba? Yani bir nedenini çözemediğimiz için seneye buraya mesela Myanmar gibi... Türkiye'nin hemen hemen hiç ilişkide olmadığı bir ülke koyup onu da test etmek istiyoruz. Yani şöyle bir şey var. Türk insanı çok kapsamlı ve çok geniş bir düzlemde Türkiye'nin tehdit altında olduğu algısına sahip. Hmm. O yüzden yani Hindistan gibi muhtemelen Pakistan'la bağlantılı bir düşünce vardır. Çünkü Pakistan Türkiye'ye hep yakın bulunuyor. Keşmir olayı falan ama hani bu tür şeylerin ayrıntısını bilmeleri vatandaştan çok beklenmez dolayısıyla şaşırtıcı geliyor insana yani evet. Mısır tehdit, Çin tehdit. Çin yüzde %41 oranında Türkiye'ye tehdit. Yani bugüne kadar Çin'le tabii hani Türklerin Orta Asya geçmişini saymazsak Türkiye Cumhuriyeti olarak Çin'le hiçbir ciddi ilişkimiz yok. Bir tek Uygur meselesi var. O da zaten hani Türkiye'de çok fazla hmm. gündeme getirilmiyor. Böyle bir garip bir durum var. Dost tarafındaysa Yıllardan beri tabi e, biz bu sene orada soru formatını biraz değiştirdik. Genelde ülkeleri verip Türkiye'nin dostu hangisidir diyorduk. O zaman Azerbaycan açık ara tek başına e, çıkıyordu. Bu sene her ülkeyi ayrı ayrı sorduk. Türkiye'nin dostu mudur diye sorduk. Öyle sorunca yine Azerbaycan birinci sırada ve yüzde 65 ile önemli bir oranda. Ama orada enteresan bir şey ilk beş e, Türk. Cumhuriyetleri Türkiye Cumhuriyetler ne derseniz, Orta Asya Cumhuriyetleri ve KKTC dolayısıyla Türklük vurgusu dostluk vurgusuyla iç içe yani. yani Türkmenistan ne alaka diye soracağım saygısızlık etmek istemiyorum Aynı, hem tabii, o ülkeyi tabii. hem e, araştırmacılara da halka ama isminden dolayı öne çıkmış olmasın diye bir kuşku aldırın çok mu kötü niyetli? Yani, yani Özbekistan orada Kırgızistan orada Kazakistan orada hani sadece Türkmenistan Türk'ü çağrıştırıyor diye değil biz başka sorularda mesela e, Türkiye uluslararası ilişkilerinde hangi ülke ya da ülke gruplarıyla ilişkide olmalıdır, bağlantıda olmalıdır gibi soru doğurduğumuzda Türk Cumhuriyetle Türkiye Cumhuriyetler bizim verdiğimiz şu böyle Türkiye Cumhuriyetler yine üst sırada çıkıyor. Dolayısıyla çok yoğun bir tehdit algısı içerisinde olunca e, insanlar e, genel olarak kendi e, ne diyelim dost, akraba topluluklar diyelim Anladım. bunlara etnik benzerliği olduğunu düşündüğü yani bunun illa öyle olması gerekmiyor yani illa şimdi Kırgızlarla kazaklarla baktığınızda Türk'ün evet. etnik olarak ne kadar yakın olup olmadığı ayrı bir tartışma ama kendini böyle algıladığı için onları tepeye oturtmuş ve bu Dost şeyinde listesine baktığınızda yine son 5 sıra Batı <laughs> evet. yani Yunanistan, Almanya, İngiltere, ABD ve Fransa olarak çıkıyor yani dolayısıyla burada bir de siyasi ideolojik tercih de söz konusu. Rusya ortalarda ve enteresan neredeyse savaş durumunda olduğu Ukrayna'dan sonra geliyor. Rusya yükselişte tabii. Yani şu anda çok yüksek değil. Yani yüzde 62'si hala Rusya'nın Türkiye'nin dostu olmadığını söylüyor aslında ciddi bir rakam. Ama yıllara yayılmış bir şekilde bakarsanız çok hızlı bir yükseliş yani %20'ye gelmiş durumda şu anda. Göreceğiz bu ilişkiler bu şekilde devam ederse kırılmaya uğramazsa bu gelişebilir. Orada belki şunu söylemek lazım 2015'teki Kasım ayındaki uçak vurma olayından sonra o zamana kadar ki Rusya'yı dost görme rakamı bir anda dibe vurmuştu. Rusya evet. en büyük tehdit haline gelmişti, Amerika'yı bile geçmişti ilk defa. Fakat sonra ertesi yıldan itibaren tekrar yükselişe ilişkilerin şey düzelmesiyle geçiş. birlikte o da yükselişe geçti. Şimdi daha Orta Doğu'ya bizi getiren şeyler sorular veya cevaplar var. Nerede daha aktif dış politika konusunu sorgulamışsınız? Neredeyse yüzde yakın 47, 7. 6 Orta Doğu. E, ve yüzde 44 ile Avrupa. E, bu ilginç e, yani şöyle e, Orta Doğu evet çünkü zaten uzun süredir Türkiye e, Orta Doğu'da başı belada e, Hı -hı. bir sürü sorunla mücadele ediyor sınırlarının hemen ötesinde çok e, bir e, güvenlik e, riskinin oluştuğu bir bölge artık süreklileşmiş bir sorun alanı o haline dönüştü dolayısıyla Türkiye'nin orada daha aktif olmasını gerektiğini düşünmeleri belki normal olabilir. Ee, Avrupa'nın açıklaması enteresan. Onu başka sorularda da biraz da düşünmek gerekiyor. Avrupa Birliği üyeliğine verilen destek belki biraz sonra yine evet, konuşuruz. Evet. Ee, orada da ciddi bir yükseliş var. 61'e ee, çıkmış. Evet. E, bugüne kadar bulduğumuz en yüksek e, ikinci oran ki öteki de 61.8'di yani. Hı hı. E, dolayısıyla Türkiye'nin etrafında bir sorunlar yumağı oluşunca ve Türkiye komşularıyla ciddi sorunlar yaşamaya başlayınca Avrupa Birliği ve bir başka soruda test ettiğimiz NATO çıpa olarak bir anlamda 90'lı yılların başında konuşuyorduk bunu geri dönüyor. Yani halk bu sorunlardan uzaklaşmanın onlardan çıkış yolunu e, aramanın bir unsuru olarak Avrupa Birliği'ne daha yaklaştığını veya Türkiye'nin yaklaşması gerektiğini düşünüyor. Ben NATO üyeliğinde abi. devam etmesini istiyoruz. Ee, %60,8'i %60, sür. Evet. Yani çok yüksek bir oranda NATO üyeliğine destek veriyor. Ee, o da vardır. bugüne kadar bulduğumuz en yüksek oran. Evet. peki sınır ötesi operasyonlar konusu ilginç artık bu iş politikayı da yakından ilgilenen evet. şeylerden biri. %51.4 <laughs> destekliyor sınır ötesi ha e harekatı, e hareketleri veya ve %32.2 de buna evet, karşı ha hayır fikir diyor. beyan Yani burada e bunu destekleyen bir diğer soru yabancı ülkelerde asker üst bulundurma meselesi. Evet. İkisinde de onda da %50 gibi bir şey var. Ee, bu son, biz bu soruyu son 3-4 yıldır, yıldır soruyoruz. Ee, Hepsinde aşağı yukarı buna yakın oranlar buluyoruz. Fakat e, biraz yükselmesi böyle bir operasyonun olduğu yılın hemen ardından veya operasyondan 2-3 ay sonra falan böyle bir araştırma yaptığınızda destek yükseliyor. Ama o yıl operasyon olmamış da sadece söylentisi varsa destekte de bir düşüş oluyor. <laughs> evet, ee, evet, dolayısıyla evet. halkın gördüğümüz kadarıyla aslında çok operasyonları desteklemediği ama yapılırsa da arkasında durduğu gibi bir bir algıya geliyor. partiler bazında baktığınızda tabii Sınır Ötesi Operasyonları şu anda en çok destekleyen AK Parti'nin tabanı olduğunu görüyorsunuz. Buna en, en az destekleyen de HDP tabii evet. MHP de yüksek bir oranda destekliyor. Evet. Ve ona yakın bir soru, iç politik açısından yakın bir soru da bu Türkiye'nin bölünme riskiyle ilgili. Evet, evet. O da enteresan. O öyle bir şeyi kabul etmeyenler değil mi? Yanlış hatırlamıyorum yüzde %56 buçuk. %56,5. buçuk Türkiye'nin bölünme tehlikesi altında olmadığını söylüyor. Ee, biz bu soruyu... E... Daha büyük olan anketimizde genellikle PKK ile ilgili soruların arkasına koyarak soruyoruz. Dolayısıyla onunla da bağlantılı düşünsünler diye. Orada da genellikle bu civarda ve bunun biraz üstünde bir şey çıkıyor. Bu oranın yüksek çıktığı yani bölünme riskinin göründüğü yıl olarak aslında 2015-16 çok net çıkmıştı yani daha darbe girişimi olmadan önce dahi bölünme riskini daha yüksek görüyordu. Halk ki orada herhalde sadece PKK değil, Fethullah Cemaati veya ile <laughs> birlikte de bir alakalandırma kafalarında sanırım oluşuyordu. hayat gerçek hayatın önünde gidiyordu algıları aslında. Evet. Şimdi bir soruyu bilerek sona bırakıyorum. Rusların deyişi var tatlı olarak onu bırakıyorum diye bazı <laughs> şeyleri. Şimdi ikiz şey kaldı. Onun dışında bir çok ilginç geldi bana bu. Arap Baharı süreci ve Orta Doğu'daki işte durumu değerlendirmesini istemişsiniz. En çok bu süreçten sonra en çok aktif olan ülkeler bunu duysa Ruslar gerçekten bozulur herhalde. Okay. ABD başta bir, evet. hatırladığım kadarıyla epey bir arayla evet. ikinci sıra Türkiye evet. ve yüzde %12 küsuratla Rusya üçüncü sırada geliyor. Bunu yani, nasıl yorumlarsınız? ABD bu ara 48.5 4 gibi açık ara Türkiye 18.1 Rusya olan. Yani oradaki 1. soru tabii Ortadoğu'nun geleceğini belirleyen belirleyecek ülke hangisidir sorusu. Hani İngilizcede bir ifade vardır wishful thinking diye. Yani Hı -hı. Bunu arzu ettiğinizi dilinize yansıtma gibi çevirebiliriz. Sanırım Türk halkının yaptığı bu. Yani şu anda Ortadoğu'daki Türkiye'nin pozisyonuna ve durumuna bakarsanız aslında bunun böyle olduğu anlaşılıyor. Yani eee işte İsrail'le büyükelçimiz yok. Suriye'yle büyükelçimiz yok. Mısır'la büyükelçimiz yok. Yani diplomatik ilişkilerimiz e, büyükelçisiz devam ediyor bir şekilde. Ee, Irak'la ilişkileri yeni düzeltmeye başladık. Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri ile ciddi e, sorun ve hasım durumundayız. Hani dolayısıyla Ortadoğu'nun genelinde e, Türkiye sorunlu bir dönemden geçiyor Hı -hı. ilişkileri açısından. O yüzden de bu yapıyı şekillendirmesi pek öyle düşünülebilecek bir şey değil. Dolayısıyla bu hala bir umut işareti diye biz yorumluyoruz. Rusya'yı üçüncü sırada görmeleri aslında önemli. Yani bundan dört yıl önce Rusya yoktu orada. Öyle de gözükmüyordu zaten anketlerde. Şimdi bu Rusya'nın bölgede geldiği yer açısından yani aslında bunu tanım. Evet, yani buradan Türkiye'yi çıkartırsanız. Hani Amerika birinci sırada, Rusya ikinci sırada, İsrail üçüncü sırada, evet. e, İran dördüncü sırada. Bu sıralama çok doğru gözüküyor. Türkiye oradan evet. alırsak. <laughs> Peki bir de son olarak bu bölümde e, Türkiye'nin Suriye politikasını e, sormuşunuz ve orada da enteresan bir sonuç çıkmış sanırım yüzde 40 aşkın bir şey miydi? 41 ee, evet. Evet tarafsız olmalı yorumu geliyor değil mi? Yani biz bunu e, 2009'dan beri e, yaptığımız araştırmada 2011 iç savaşı başladığından beri soruyoruz. Burada da işte elimizde 2013'ten itibaren veri var. E, baktığımızda başından beri e, Suriye iç savaşının başından beri halk bu soruna bulaşmamak tercihinde. Hı hı. E, hep öyle oldu ve bugün en kapsamlı bu konudaki en net görüşüyle yüzde %41 %41'e çıkmış durumda. Hani ne baş bunun dışında duralım. Başarı bulmuyoruz. E, diyorlar. <laughs> Peki. Yani Şimdi... her zaman kamuoyu dinlenmiyor tabii politika yaparken. Mutlaka. E, bazen de Mutlaka. Türkiye'deki e, yapı itibariyle baktığınızda e, kamuoyu siyaset tarafından büyük ölçüde yönlendiriliyor evet. ama bu örnekte siyasetin de ee, bu konuda çok başarılı olamadığı görüyor. Diğerleri, diğer unsurlar işte e, esat yönetimine karşı uluslararası müdahalelere katılmalıdır, kendisi askeri müdahalede bulunmalıdır falan gibi şıkları da veriyoruz. Ama onlar çok düşük. Yani açık ara e, tarafsız kalmalı, herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır Türkiye deniyor. Enteresan ve o soru yani sona bıraktığımız soru. Bazı gazeteci arkadaşlarımız da oradan verdi. Türkiye halkı, sokaktaki insan s 400ü <laughs> istiyor diye s 400 yaşayamayız. Onunla yatıp kalkıyoruz evet, son evet. aylarda ve şeyinizde araştırmanızda yüzde 44 evet. S400 süselerinin alınmasını destekliyor. Bunu bir yorumlarsanız oradan da bu s 400 ile ilgili bir iki dış politika Şimdi konusuna geçelim. Orada bunu yorumlamadan önce şunu da söylemek lazım. Biz bazı bilgi soruları da sorduk. Hani bu tür. Konularda e, algıyı ölçmeye çalışıyoruz ama ne bilerek bu algı oluşuyor diye e, yani S400 e, ifadesini duydunuz mu Duyduysanız bu nedir diye sorduğumuzda yüzde 37.4'ü yanlış hatırlamıyorsam bunu hiç duymadığını söylüyor e, ve bilmediğini söyleyen çok az bir grup var biliyorsunuz Türk halkı bilmediğini pek söylemez herhangi bir soru sorduğunuzda yani toplamda yüzde 38 38 buçuk gibi bir grup bunu ne biliyor ne duymuş. Şimdi buna rağmen sorduğunuzda soruyu da NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı çıkmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımda yap bulunma tehdidine rağmen hani bunları bilerek maliyetler bunlar olacak S-400 füzelerinin alınmasını destekliyor musunuz diye sorduk. Yani böyle çok abstrak havada bir Hı -hı. şey sormadık. Ee, böyle bir soru sorduğunuzda %44 bunların alınması gerektiğini söylüyor. Yani ne bedeli ne olursa olsun diye belki tercüme edilebilecek. %31'i bir fikrim yok diyor ki bu hani konuyu duymadığını söyleyenlere çok yakın. Dolayısıyla onlar dürüst davranmışlar anlaşılıyor. %25'lik bir grupta bunun alınmasına karşı çıkıyor. Bunu parti bazında irdelediniz mi? Peki, parti bazında da irdeledik. Bir de yani yaş bazında vesaire de baktık. Orada tabii mesela eğitim düzeyi arasında bir fark gözükmüyor. İlkokul, lise, üniversite yaş bazında önemli bir farklılık gözükmüyor. Partiler anlamında önemli bir farklılık gözükmüyor. Gözükmüyor. Yani, yani muhalefet öyle, partileri de evet. Yani tab tabanları diyelim. Partilerin Hı -hı. kendileri değil tabi evet. ama o, o partilere oy veren insanlar arasında bu konuda yani bir konsensus var. Tabi e, tabii %44 bir %50 değil. Hani yarıdan evet. bir fazla evet. değil evet. ama Önemli bir ağırlığa ulaşmış. Referandumdan olursunuz. geçmez ama ciddi bir desteği var. Evet yani konuyu hiç duymadığını ve fikri olmadığını söyleyenleri bir kenara bırakırsanız hani %70'lik grubu tekrar dağıttığınızda o zaman hani neredeyse %60'a kadar. Peki araştırmanızın birkaç sorusunu ya da iki temel sorusunu birleştirerek bir şey sormaya çalışayım. Türk-Amerikan ilişkileri ve S-400 ne olacak halimiz? <laughs> Yani bu milyon dolarlık soru herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani şöyle benim gördüğüm kadarıyla bir kere Türkiye bir yaptırım geleceğini kabullenmiş durumda. Ee, bu yaptırımın çerçevesini e, sınırlandırmaya etkisini uzan uzun döneme yaymaya e, çalışıyor büyük gayret ve Bunun bu çalışmayı da büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump üzerinden ve Beyaz Saray üzerinden götürüyor. E, çünkü kongrede ciddi bir Türkiye karşıtı hava oluşmuş olduğunu artık Türkiye'de farkında ve bunu dönüştüremeyeceğini anlamış gözüküyor. Burada Türkiye'de yapılan tartışmalarda hani siyasilerin neyi ne kadar bilip bilmediğini, neye kanaat getirdiğini bilemiyoruz ama kamuoyu yönünde yapılan tartışmalarda biraz Trump'a fazla umut bağlanmış gözüküyor. Trump'ın söylediklerini, şimdi başka ülkelerle olan işlere de baktığımızda Türkiye'deki ilişkilerin geçmişine baktığınızda her zaman söylediklerinin arkasında durabildiğini ya da durduğunu görmüyoruz. Çok hızlı fikir ve karar değiştirebiliyor. Kendisi değiştirmese bile Amerika Birleşik Devletleri devlet olarak başka şeylere onu ikna ediyor ya da yapıyor. Yani çok güzel bir örnek Suriye meselesi. Hı hı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı bir telefon konuşmasında tamam o zaman biz çekilelim burayı siz kontrol edin evet, dedi. Evet, evet. Fırat'ın ile ilgili olarak. E şimdi geldiğimiz noktada çekilme bir tarafa e, önce 1000 Amerikan askeri ilave gönderildi bölgeye, şimdi 1200 daha gönderiliyor. Yani Dolayısıyla hani her zaman da başkana güvenemezsiniz. İkincisi, Kongre'nin e, Türkiye ile ilgili şu anda 5 tane ayrı yasa tasarısının içerisinde bu S-400 konusu, Türk Kongre'de görüşülen. Bunlardan 4 e, tanesi bütçeyle alakalı ve bütçe görüşmelerine sıra geldiğinde hatırlayın geçen yılki bütçe görüşmelerinde Amerika Birleşik Devletleri hükümeti kapanmak zorunda kalmıştı çünkü bütçe geçmedi. Çünkü Trump'la Kongre bu konuda kavgalıydı ve anlaşamadılar. Şimdi bu kadar büyük düzeyde bir kavga ve tartışmanın olduğu bir düzlem ortaya çıkarsa mesela bu bunun bu bütçe yasa tasarısı içerisinde Türkiye ile alakalı konuda Trump mücadele etmeyecek demektir. Evet. Yani onun için önemli başka bir konuda kongre ile kavga ediyorsa e, o çok küçüktür ama kongre mesela bütçe hem kongrenin e, e, temsilciler meclisi kanadında e, hem de senatosundaki bütçe tasarlarında e, F-35 uçaklarının Türkiye'ye gönderilmesi için Amerikan bütçesinden para kullanılamayacağını söylüyor. Dolayısıyla önünü kapatıyor ve bunu da S-400'lerin alımına bağlıyor. Şimdi Hı -hı. bu ayrı bir yaptırım süreci olarak duruyor ve bu gelecek yani bununla, bunu engellemek mümkün değil. İkinci grup yaptırım bu Amerika Birleşik Devletleri'nin işte düşmanlarıyla mücadele e, yasa tasarısı Katsa diye Katsa. E, kısaca e, ifade edilen de e, Rusya'dan büyük ve üst düzey silah sistemleri alan ülkelere yönelik yaptırımlar. Burada e, Trump'ın bir esnekliği var yani başkanın e, 12 ayrı yaptırımdan 5'ini seçmesi gerekiyor. O beşi de aslında önemli yaptırımlar bence Türkiye açısından bakarsanız ama yine bir yasal boşluk da var orada. Trump'ın bu önüne gelecek tasarıyı, yasa tasarısını ne zaman imzalayacağıyla ilgili, yani başkanın ne zaman imzalaması gerektiğiyle ilgili bir sınırlama yok. Yani başkan onu önünde 6 ay, 7 ay, bir yıl imzalamadan evet. bekletebilir. Tabii bu teorik olarak mümkün. Hani pratikte Trump bunu kongreye karşı yapabilir mi belli değil. Bunu yapmaya kalkarsa kongrenin bağlayıcı bir yasa tasarısı geçirip başkanın önüne sunması ihtimali de söz konusu. Çünkü özellikle Rusya söz konusu olduğunda kongre Trump'a güvenmiyor. Evet. Yani evet. Türkiye'den ziyade Rusya Trump kongre üçgeninde bir mesele var. Tek pencereden içeri bakarsak bizim yapabileceğimiz Türkiye olarak kadar resmi yönetim. Bir hamle var mı? Vazgeçmek artık zor görünüyor ama Azerbaycan'a Katar'a göndermek ya da kullanmamak falan... Yani onlar bu sürecin başında tartışmaların başında 6-7 ay önce bunlar konuşulmuştu. Azerbaycan, Katar hatta KKTC olabilir evet. mi diye. Hem buna Cumhurbaşkanı'nın karşı çıktığına dair açıklamalar geldi. Hem de işte Azerbaycan istemedi, Katar istemedi, Kıbrıs biraz zor gözüküyor gibi ben duyumlar almıştım. Ee, ama yani Cumhurbaşkanı da yani bu kadar para veriyoruz, bunu alıyoruz, başka ülkeye göndermenin bir anlamı yok diyerek baştan beri böyle bir pozisyon aldığı söyleniyor. Hı hı. E şimdi bu saatten sonra e, hedef e, bunları almayarak e, yaptırımları engellemek değil. O zaten Türkiye'ye artık duruş itibariyle zarar verir. Yani iki şey gözüküyor. Bir, e, başkanın elini güçlendirecek bir takım ödünler e, ...vermek, bazı pazarlıklarla bir şeyler yapmak. İşte Türkiye'deki bazı Amerikan hapiste veya tutuklu olan bazı Amerikan vatandaşlarının bırakılması yapıldı son birkaç ay içerisinde. E, onun dışında Amerika için önemli olacak belki başka konular, mesela İran konusunda e, belki bir uzlaşı durumu söz konusu olabilir. Bunlar başkanı ikna edecek e, şeylerdir. E, onun dışında da sanırım yine Türkiye'de e, dil de o anlamda Amerika'da ve Türkiye'de değişen bir şey var... Lindsey Graham Amerika'da senatörün bu konularla ilgili ve Türk dostu olduğu söylenen bir senatörün açıklaması füzelerin aktive edilmesi durumunda bunlar devreye girecek diyor. diyor. Dolayısıyla aslında farklı tartışmalar var. Hani füzelerin satın alınması mı, Türkiye'ye getirilmesi mi, kurulması mı, paketten çıkartılması mı, bunların aktive edilmesi mi? Bunların hepsi başka başka aşamalar. Şimdi Türkiye'deki sürece baktığımızda da Türkiye'nin bu süreci uzatmaya başladığını görüyoruz. İşte füzeler, parçaları geliyor, altyapısı kurulacak. Kendilerinin, füzelerin kendilerinin gelmesi ekime kadar uzanan bir süreç gözüküyor. Yani en azından 3-4 ay bu iş uzamış gözüküyor. Ondan sonra da aktive edilip edilmeyecekleri gelecek. Bütün bunlar başkana, Amerikan başkanına o yasadaki imza için e, o muğlaklığı kullanma fırsatı verebilecek unsurlar eğer başkan bunları Anladım. kullanmak istiyorsa. Anladım. Peki son e, olarak 1 iki dakikada toparlamanız ricasıyla e, havaların oldukça ısındığı, ortamın oldukça gerildiği... Doğu Akdeniz bu sondaj çalışmaları vesaire işte en son ABD'nin evet. Türkiye'ye yönelik provokatif sözüyle bir açıklaması vardı. Rusya da aslında açıklama yaptı benzer bir kaygılı, bir kaygılı olduğunu evet. söyledi. Ne oluyor Doğu Akdeniz? Yani orada tabii Avrupa Birliği de benzer açıklamalar yapıyor, özellikle Kıbrıs Rum kesiminin girişimleri ve Yunanistan'ın girişimleriyle birlikte. E, Doğu Akdeniz'de Türkiye uzun süre e, sessiz kaldıktan sonra aslında yani diplomatik olarak e, Rumlarla ve Yunanistanla konuşurken bunları söylüyordu ama şimdi e, kendi hakkı gördüğü şeyleri e, unsurları savunmak için aktif olarak sahaya inmiş durumda biliyorsunuz e, araştırma gemileri önce gönderdi şimdi e, petrol kuyusu pardon doğalgaz ve petrol araması için kuyu açma amaçlı gemileri gönderdi ve bu gemileri de donanmayla e, koruyor. En son e, yapı, gönderilen gemimiz e, ilk defa e, Türkiye'nin kendi iddiasında bulunduğu benim dediği alanlarda değil, bu sefer KKTC'nin kendisine ait olduğunu ilan ettiği bu Karpaz, bölge, o Kıbrıs'ın uzun e, bölgesinin güneyinde e, bir arama bölge yapmaya gidiyor. Ve dün galiba bölgeye ulaştı ve tabii donanma tarafından da kolunu... Nereye gider bu gerginlik sizin? Yani bu gerginlik biraz daha e, uzar ama bence ya sürünüp gider o ayrı mesele ama... ...hani e, Türkiye'yi zorlayıcı bir tedbirle oradan çıkartmak e, neredeyse imkansızdır. Yani Türkiye'nin gücü, askeri imkanları vesairesine baktığınızda ve... Pek çok farklı ülke için önemli, işte Rusya için, Amerika için, Avrupa için önemine baktığınızda e, bu zor. Ama Türkiye'yi diplomatik olarak ve siyasi olarak izole etmeye ve sıkıntıya sokmaya e, matuf bir problemdir. E, ve bu ilk defa bizim araştırmada da e, sorduğumuz bir soruda ilk defa karşımıza çıkıyor e, Kıbrıs sorunu nasıl, hangi şartlarda çözülmelidir sorusuna ilk defa bu yıl e, KKTC'nin Türkiye'ye katılması yoluyla diyenler birinci sırada ve ağırlıklı çıktı ve ciddi bir zıplamayla bu noktaya geldi. Evet. Dolayısıyla insanlar demek ki bu konuya e, eğilmeye başlamışlar. Bak dikkat ediyorlar ve sorun olarak bunu Peki. görüyorlar. Mustafa Bey çok teşekkürler bu ilginç Rica söyleşi için. Şimdi e, S400'ler ve e, Doğu Akdeniz'deki durumla bitirdiğimiz söyleşi'nin e, herhalde ana bölümü bu ee, araştırmaydı dış politika algıları halkın algısı nasıl konulu ee, Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaydı ilgilenenlerin e, Kadir Has Üniversitesi'nin sitesinde bulabileceği evet, e, bir şey bu araştırma bu ilginç bir araştırma. Ee, başka konular ve konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.